krizi nedir diye başlayalım. Sonrasında konseyle ilgili hocam bizlere bilgi verecekler. Kalp kriziyle başlayalım. Bakalım hocam bizlere neler söyleyecekler. Hocam değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Olur, rica ederim. İyi günler. Kalp krizi diğer adıyla akut miyokard enfarktüsü diyoruz. Evet. Ama halk dilinde kalp krizi diye geçiyor. Bunu aslında biz iki gruba ayırıyoruz. Kronik koroner yetmezliği, kronik iskemik kalp hastalığı ve bir de akut koroner sendromlar diye. Bu kalp krizi dediğimiz olay akut koroner sendromlar içerisinde en ağır olanı, en ileri safhada olan bir koroner yetmezliği vakasıdır. Koroner damarının, kalpte 3 tane koroner damarı mevcut. Bu 3 tane koroner damarı kalp adalesini beslemekte ve kalbin fonksiyonlarının yerine gelmesini sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesinde damar sertliği sonucu damar tıkanırsa, ki bu ekseriyetle pıhtı ile tıkanmaktadır, bir damar sertliğinin üzerinde damarın o sertliğinin içindeki damar sertliği dediğimiz kısmın çatlaması ve üzerinde pıhtı oluşması damarı tıkamaktadır. Akut olarak damar tıkandığı zaman kalp krizi meydana gelir. Akut miyokard enfarktüsü diyoruz. Bu da hangi damarda olursa ona ait bölgelerde kalp krizi meydana getirir. Kalp krizi olduğu zaman ekseriyetle göğüs ağrısı, şiddetli göğüs ağrısı olur. Hasta ölüm korkusu içerisindedir. Çok şiddetli göğsünde, ön duvarda, iman tahtası dediğimiz yerde derinden gelen şiddetli, devamlı bir ağrı vardır. Bu ağrı oldukça uzun sürer. En az 20 dakikanın üstünde sürer. Bazen yarım saat, bir saat sürdü olabilir. Ve bununla birlikte hastalarda ölüm korkusu, aşırı terleme, bulantı kusma gibi şikayetler vardır. Bunlar olduğu zaman hemen hastaların alert olması gerekir. Kendilerinden şüphelenmeleri gerekir ve en yakın bir kardiyoloji merkezine müracaat etmeleri gerekir. Bu çok önemli. Evet. Zaman geçirmeden kardiyoloji merkezine gittikleri takdirde bu kalp krizini meydana getiren damar en kısa süre içerisinde anjiyo laboratuvarında tecrübeli uzman arkadaşlar tarafından açılmakta ve hastanın kalp krizi ortadan kaldırılmakta veya geriletilmekte. Bir şekilde tedavi edilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde kalp krizi ile ağır ritim bozuklukları ortaya çıkabilir, kalp durması ortaya çıkabilir, ani ölümler görülebilir veya kalp krizi kalbin adalesini bozduğu için kalp yetmezliği ileride ortaya çıkabilir ve kalp yetmezliği kalbi daha da kötü hale getirebilir. Bunlar hastalar için oldukça tehlike teşkil eder. Yalnız bu hastalarımızın çok erken gelmesi çok çok önemli. Evet. İlk saat içerisinde geldikleri takdirde bu kalp damarı açılırsa bu akut miyokard enfarktüsü hatta bazı hastalarımızda tamamen gerileyebilir, olmayabilir. Ve hastalar birdenbire düzeliyorlar. Bunları yatırıyoruz ve tedavi ediyoruz.